Aziz kardeşlerim, bazı bitki ve yiyecekler hadis-i şeriflerde övülmektedir. Mesela çörek otu olarak bildiğimiz bitki çok sahih hadis-i şeriflerde Peygamber aleyhisselam efendimiz tarafından yüksek derecede faydalı bir bitki olarak bize anlatılmaktadır. Sarımsak hem camilerde bulunmayı sakıncalı hale getiren bitki olarak gösteriliyor, hem de sağlık açısından insana çok faydalı olduğuna dair hadis-i şerifler var. Bu ve benzeri bitkileri, yiyecekleri özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin övdüğünü, sağlığa faydası olduğunu duyduğumuzda Müslüman olarak o bitkiye alakamız artmaktadır. Bu da güzel, doğru olandır. Böreğimizin üstünde çörek etunun bulunması hem nefsimizin hoşuna gider, hem de Peygamberimiz övdü diye bundan haz duyarız. Peygamber aleyhisselam Efendimizin Medine'sinin hatırasıdır diye hurma severiz, hurma yeriz. Böyle olması da Peygamberini seven bir Müslüman olmamız bakımından doğru olandır şüphesiz. Hele hele tıbbi ilaçlar bakımından faydalanma oranımız düşüp duruyorsa, çörek otu ya da çörek otu yağı bize faydalı geleceği söyleniyorsa, bir kere daha yoğun bir şekilde Peygamber aleyhisselam Efendimizin övgüsüne mazhar olmuş filan bitkidir diye sarılırız. Çiğ, pişmiş, pişmemiş, yağı, tuzlusu, tuzlusu, her çeşidinden istifade etmeye çalışırız. İnsanız, muhtacız. Bu doğal bir sonuçtur. Mesela çörek otu Müslümanlar arasında şu bu hastalıkların şifasıdır diye özellikle yaygındır. Elbette Peygamber aleyhisselam Efendimizin ölümden başka her türlü hastalık için şifadır, faydalıdır dediği bir bitki Müslümanların yaşadığı toplumda hiç şüphesiz rağbet görecektir tabii ki. Lakin aziz kardeşlerim, çörek otunu tavsiye eden Peygamber aleyhisselam Efendimiz işte tansiyon düşürücü olarak çörek otunu yemeği bize öğütlerken, biz aslında yemeyeceksek, kullanmayacaksak bile yahu bunu Peygamberimiz tavsiye etmiş, ne kadar güzel, faydalı diye yiyorsak, bu eğer çörek otu kendisi veya yağı bize fayda sağlamayacağını tıp söylüyor olsa dahi Peygamberim dediyse bir bildiği vardır. Ben bu çörek otunu çiğ pişmiş pişmemiş yerim kardeşim diyorsak, şüphesiz bu Peygamberimize teslimiyetten, bağlılıktan,
onun tavsiyesinin muhakkak yararlı olduğuna iman ettiğimizden kaynaklanıyor. Müslüman bir toplum elbette böyle algılaması lazım. Çörek otunu, mesela çörek otunu konuşuyoruz. Çörek otunu sevmiyor, iştahım çekmiyor olsa bile, yağını kullanmak benim için ağır oluyor olsa bile, değil mi peygamberim bunu tavsiye etti, ölürüm bunu yerim der bir Müslüman. Böyle demesi doğru olur zaten. Neden? Biz peygamber aleyhisselam efendimize bağlanacağımıza iman ettik. Her şeyi doğru söylediğine iman ettik. O bana zararlı bir şeyi tavsiye etmez diye iman ettik. Çörek otu değil de çakıl taşı yiyeceksiniz, tansiyonunuza iyi olur, damar tıkanıklığını açar deseydi hasbelkader, çakıl taşı tavsiye etseydi, mesela hacılar Mina'da şeytan taşlamak için çakıl taşı topladıkları gibi, Mina taşlarını toplayın işte böbrek ağrısına iyi gelir deseydi, böyle bir şey olsaydı, alimallah kamyonlarla taş getirirdik İstanbul'a. Hacılar hurma yerine taş getirirlerdi. Peygamber taş yiyin dedi, yeriz, hiç çaresi yok. İman ettik çünkü. Yeter ki böyle bir bilgi ulaşsın bize. Yok böyle bir şey, ama bir konuyu izah edebilmek için bunu örneklendiriyorum. Aziz kardeşlerim, Peygamber aleyhisselam efendimize bakışımız bu olmalıdır. Çakıl taşı yiyin, toprak yiyin dese yiyecektik.